Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 26 Ekim Perşembe günü niyetine. Siz sevgili takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Önce bir kahve, sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Sizler ben sizin niyetinize kapatmışken lütfen kendi niyetinizi şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde oldu niyetiyle dillendirirseniz çok çok iyi olacaktır. 26 Ekim Perşembe gününe açılım yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Ve lütfen açılımlarda arkadaşlar sizlere ait olan Şöyle pozitif enerjiyi alın, negatifi bırakın, gitsin. Hadi bakalım. Şöyle hemen hazırsanız fincanınızı hemen elime alalım. Bir bakalım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ben de bir bakayım. Hmm, evet bakın elinizde arkadaşlar birden fazla bilyeler misketler hani böyle yuvarlak yuvarlak küçük küçük misketler olduğunu gösteriyor ama bunlar sizin elinizde bizzat sizin elinizde olduğunu gösteriyor Burada bir oyunu tamamlamak gibi düşünün böyle yarım kalan işleriniz varsa böyle yarım kaldı diye içinize dert olan bir takım durumlar varsa bunu kolaylıkla zevkle böyle bir sonuca ulaştırıp da tamamlama durumunuz olduğunu gösteriyor. Mutlu olacağınız bir takım işler yapabilirsiniz ki zaten bunlar da sizin yaptığınız işlerle yani hedefinizle alakalı arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani bu durumda şöyle bir durum var. Bir iş yeri kurabilirsiniz. Belki bir firma kuruyorsunuz. iş yeri açıyorsunuz. Yani böyle bir takım durumlarınız varsa canı gönülden isteyerek yaptığınızı ve bu işi kolaylıkla artık işin zorluk kısmı bitti. Kolaylıkla yapabileceğinizi gösteriyor. Şimdi resmi bir kurumda arkadaşlar bunu iş arayanlar ya da nasıl desem hani memurluk için uğraşan arkadaşlar vardır. Resmi bir dairede ya da devlette böyle bir çalışmak için uğraşan arkadaşlar vardır. Sınavlara, mülakatlara belki eğitimlere gidiyorsunuzdur. Şimdi burada nasıl bir şey var biliyor musun? Bir göreve başlıyorsunuz. Size böyle sanki devlet tarafından bir resmi görev veriliyor, bir iş, bir sorumluluk veriliyor da diyebilirim ben buna. Çünkü e, böyle bir hayatınızda ister vaziyettesiniz, hani devlete de sırtımı dayayım ya böyle bir rahat edeyim, der vaziyettesiniz, bunun içinde uğraşlarınız, mücadeleniz varsa olabileceğini söyleyebilirim. Ya bir talih kuşu var ki arkadaşlar sanki böyle yani istediğiniz bir şey var ve onu tam 12'den vuruyorsunuz. Yani nasıl desem tam isabet doğru bir şey yaptığınızı çok isabetli bir şey yaptığınızı söyleyebilirim. Bakın böyle bir takım değişimler dönüşümler yani değiştirmek istediğinizi gösteriyor. Aynı zamanda da nasıl bir şey biliyor musun? Evinin böyle bir perdesi olur, store perdesi olur. Penceresini kapatıyorsun. Pencere zaten kapalı ama perdelerini kapatıyorsun. Öyle söyleyelim. Şimdi burada hane içindekileri dışarıya göstermek istemediğini gösterir. Birilerinin haneyi gözetlediğini, haneyi dışarıdakilerin huzursuz ettiğini bildiğin için dışarıdakiler benim evimin halini bilmesinler diye şöyle bir perdeleri de kapatma durumunuz var siz tam olarak burada zaten bir değişim istiyorsunuz yani bu insanlar da bir de değişse de artık bizimle uğraşmasalar benimle ne dertleri var anlamıyorum der vaziyettesiniz perdeleri kapatmanızın böyle eee diğer bir manası daha var arkadaşlar. Evin içinde bir takım tartışmalar, seslerin yükselmesi, bir takım problemler yani böyle huzursuzluklar vardır. Ve bunu dışarıya yansıtmak istemediğiniz için birilerinden sakladıklarınız olduğunu gösteriyor. Kapatıyorsunuz ki kendinizi özellikle o kötü olan durumları huzursuzluklarınızı birileri bilmesin, birileri duymasın. Evde tartıştığınızı birilerinin duymaması için uğraştığınızı da gösteriyor. Ki zaten bunun için uğraşmışsınız ve yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kendi kendinize içinizde bir takım kaygılar var. Kaygı, endişe diyeceğim ben buna ama biraz da geçim sıkıntısı, geçim derdi nasıl olacak, nasıl ilerleyeceğiz, gelen, giden, farklı, işte gelen az, giden fazla, hani gideriniz fazladır. Anlatabiliyor muyum? Ee, böyle bir durumunuz olduğunu gösteriyor. Bu dönemde belki de maddiyatınıza ciddi anlamda bir takım dikkat edilmesi gerektiğini çünkü gelen 3 ise gidenin 5 olması sizin hayatınızda maddi olarak bir takım dengesizlikleri getirir. Bu da sizi hayat yolculuğunuzda ciddi anlamda hani bir geçim sıkıntısı olarak zorlayacağını gösteriyor. Evet maddiyata dikkat. Bakın arkadaşlar bir ayrılık var ve bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Güne yeni başlayacak olmak gibi bir durum. Yani güneşin doğması dediğimiz durum. Bir takım karanlıklardan, problemlerden, kararsızlıklardan, karamsarlıklardan ya da karanlıklardan aydınlığa çıkmak gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Siz burada artık eskisinden daha kararlı, artık eskisinden daha aydınlık, daha gözü açılmış, daha böyle hem kararlı hem ne yaptığını bilen durumda olmaya çalıştığınızı gösteriyor. Ve böyle de bir umudunuz var, bir adım atmaya çalışıyorsunuz ama umudunuza da öyle bir sıkı sıkıya bağlanmışsınız ki adım atacağınız şeyi açıkçası siz bir adımı atın gerisini gerçekten böyle tıkır tıkır işlerin olması gibi bir takım durumlar var. Bakın arkadaşlar melek kanadı gibi mi diysem yani böyle kelebek gibi yani melek kanadı demek istiyorum ben burada. Çırpınıyorsunuz ama yani hayatta ayakta kalmak için böyle yaşamaya devam etmek için bir takım mücadeleler karşısında da biraz çırpındığınızı gösteriyor. Buradaki kelebek ya da melek kanadı dediğim durum arkadaşlar biraz daha hayatı hani akışına bırakmak, gelen güzellikleri almak, kötülükleri bırakmak. Böyle hani evet çok fazla belki de düşünüyorsunuz. Az önce de dedim ya bir takım kaygılar var sizin hayatınızda ve sizin bunları bir şekilde akışına bırakmanız lazım. Sizin böyle çok da hayatı kendiniz için kişiselleştirmemeniz lazım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın birisiyle bir küçük de olsa bir yolculuk ama başında yani yolculuğa çıkıyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Oradan bir nasibi alıp da ee, geri gelme durumunuz var arkadaşlar. Şimdi ilişki için diyebilirim. Belki bir eş nasibi var. Gidip orada göreceksiniz, beğeneceksiniz. Ee, bir maddiyat olabilir. Yani sizin burada böyle bir nasibi gidiyorsunuz ve burada bir arkadaşınız daha var çünkü iki kişisiniz. İki kişi küçük bir yolculuğa çıkılıyor. Hani ben burayı açıkçası en fazla 2 saatlik bir yolculuk demek istiyorum. Gidiyorsunuz, nasibinizi alıp geri geliyorsunuz, ama mutlu bir şekilde geldiğinizi gösteriyor. Bakın başınıza bir şemsiye tutuyorsunuz. Yani böyle sıkıntılar bana yağıyor. Benim şemsiyeyle bunu kendimi korumam lazım. Kendimi böyle bir Hani ıslanmaktan korumak gibi düşün şemsiye ile beraber sıkıntıları da şemsiye ile kendini tutarak böyle bir bertaraf etmeye çalışıyorsun. Bana gelmesinler, benden uzak dursunlar der vaziyette sen sıkıntınla alakalı. Bakın arkadaşlar, hani dört ayak üstüne düşmek dediğimiz bir durum var ya. Aslında evet bir sıkıntı görünüyor ama bu sıkıntının sonunda kendi ortamınızı öyle bir ayarlayacaksınız ki başta aleyhinize olan durum artık lehinize dönecek demektir. Ve siz bu sıkıntının sonunda istediklerinizi yapabilecek duruma gelip de şöyle dört ayağınızın deriz ya hani böyle dört ayağın üstüne düşme durumunuz olduğunda gösteriyor. Ekstradan bu istediklerini yapma durumunda özgürlük için uğraşanlar varsa aranızda bunu yapabilirsiniz. Çünkü ne biliyor musun? Kendini az önce de şemsiye vardı. Kendini diğer böyle bütün kötü olarak gördüğün insanlardan bir koruma altına aldığını gösteriyor. Koruyarak güçleniyorsun, özgürleşiyorsun ve kendi yerini belirlemiş olacaksın ve istediğin yerde yani şu anda bulunduğun yerde istediklerini yapabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Bakın, şurada birisinin size bir el kaldırması. Yani burada biraz fiziksel şiddet tarzında gördüğüm için söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu durumlarda gördüğümde söylerim. Fiziksel olarak bir şiddete mi maruz kalıyorsunuz ya da bazen bak nasıl desem <laughs> Fizikselden de hani bazı psikolojik böyle bir takım şiddetler, fiziksel şiddetten daha çok canımızı acıtır ya hani tam da böyle bir durum diyebilirim. Birisi bilinçli bir şekilde canınızı acıtmaya çalışabilir arkadaşlar. Hatta bunu bilinçli bir şekilde yapıyor orada olabilir. Sesinizi çıkarmak istemediğiniz belli. Çünkü onun yaptığına böyle bir sessizlikle, sakinlikle karşılık verdiğinizi gösteriyor. Şöyle söyleyeyim. Psikolojik şiddet derken hane içinde olabilir. Aynı zamanda iş yerinizde Sizden üstleri için Olabilir Bu tarz yorumlayabilirsiniz Kendi hayatınıza göre Ama sizin burada bir takım Manipülasyonlara Psikolojik şiddetlere Maruz kaldığınızı Özellikle de söylemek istiyorum Maruz kaldığınız durumda Sizin hayatınızı Zorlaştırır Vaziyette Hayatınız evet gerçekten Zor bir durumda ama e, ekstradan da bazı hayat e, bazı insanlar sizin hayatınızı iki katı zorlaştırmak için uğraşıyorlar arkadaşlar. Burada bu tarz insanlara kesinlikle ve kesinlikle fırsat vermemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Evet şöyle hazırsanız ben de bir tabağınıza bakayım. Sonrasında da arkadaşlar bir tarot açacağım. Bakın bakın bakın. Büyük bir sıkıntı gitti. Ve şu an görmüş olmanız gerekiyor. Bak çok da böyle bir sallamadım. Evet bakın büyük ama baya bir büyük. Kendinize <laughs> dert ettiğiniz bir durum da olabilir böyle bir sıkıntıyı bertaraf etmek sıkıntıdan uzaklaşmak sıkıntıyı artık hayatınızdan çıkarmak gibi bir durum olduğunu da gösteriyor demek ki böyle bir e, nasıl diyeyim sıkıntının karşısında artık sizlerde güçsüz değilsiniz demektir arkadaşlar bakın Hmm, nasıl diyeyim? Şurada kendine bir yer edinmeye çalışıyorsun. Özellikle de bulunduğun yerde. Hani beni görmüyorsunuz. Hani beni sevmiyorsunuz. Bana değer vermiyorsunuz tarzında. Belki de birilerine karşı stemkari davranabilirsiniz. Siz burada biraz da hani bulunduğunuz yeri sağlamlaştırmak bulunduğunuz yerde biraz daha değer görmek, kıymet görmek, sizin de oradaki varlığınızın belli olmasını istediğiniz için bir takım uğraşlarınız olabilir arkadaşlar. Ve yapacak mısınız? Yapacaksınız. Evet bakın arkadaşlar bu bir nevi kendini garantiye almaktır ki alacağınızı gösteriyor. Sizin biraz korkularınız var. Bak sıkıntı buradan aktı gitmişti. Ama sizin şurada bak birden fazla korkularınız. Bir insana karşı korkularınız olabilir. Birden fazla nasıl diyeyim. Böyle belli başlı durumlara yani nasıl desem vesvese gibi. Bir takım durumlara karşı korkularınız maalesef gelişmiş olabilir arkadaşlar Aslında ben size şunu söylemek istiyorum cesaretli misiniz Evet cesaretlisiniz ama bu korkularınızdan kaynaklı bu korkularınıza karşı diyeyim e, bazen cesaretsiz oluyorsunuz Hani böyle işte sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya tam da böyle bir durum. Siz belki de geçmişinizde bir sıkıntı yaşadınız. Şimdi onunla alakalı belki bir takım korkularınız var. O yüzden temkinli olmam gerekiyor diye davranabilirsiniz. Yoksa cesaretsiz hani böyle kendi içine kapanan bir durumda da göstermiyor açıkçası sizi. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Belki de geçmiş yapılan hatalardan artık bir takım dersler alınmıştır ve tekrardan o hataları yapmak istemediğiniz için çok tedbirli, çok temkinli davrandığınızı söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar, yüreğiniz gerçekten yani böyle çok heyecanlı mısınız ya da bir olay olduğunda hemen heyecanlanıp da kalp atışlarını duyar ya bazı insanlar. Siz de öyle misiniz? Sanki bugünlerde bakın böyle bir durum yaşanacak. Sizlerin, sizler için şöyle bir olayın gerçekleşmesi, o olayla beraber sizin böyle hop oturup hop kalkmak dediğimiz bir durum vardır ya. Böyle nasıl desem... Hani bir rahatsızlık olarak da söylemek istemiyorum açıkçası. Hani bir anksiyeteniz vardır, bir takım panik ataklar vardır gibi değil de hani güzel bir şey ama sizin bununla alakalı uğraşmanız gereken bir durum olduğunu gösteriyor ve siz burada hani kalbin heyecanlanıp da hani o gelen güzel haber, güzel durum, güzel olayla beraber heyecanlanıp da kalp atışlarınızı dahi duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bak son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şurası benim için önemli. Çünkü arkadaşlar burada çok kibirli kendini herkesten ya ciddi olarak söylüyorum herkesten çok üstün gören hani kimse bana bir şey diyemez ama ben herkese istediğimi söylerim, istediğimi yaparım diyen birisi var. Kendi hayatında çok bencil, kendi hayatında çok fazla kibirli bir karakter. Bu insanın sizin hayatınızda açıkçası yeri olmaması gerekiyor. Aksi takdirde sizi etkiliyor, sizi çok e, yanlış yollara sevk ediyor sizi böyle nasıl diyeyim olmadığınız bir karaktere doğru sizi sürüklediğini fark etmeniz lazım. Ve bu tabağınızın ortasında çıktığı için şunu net bir şekilde söyleyeceğim. Size çok uzak birisi değil. Konunuz, komşunuz, hani böyle akrabanız, size yakın olan kibirli bir karakter, bencil bir karakter, karşımdaki ne düşünür diye düşünmez, Sadece kendi isteklerinden ibarettir hayat. Bu insan sizi kötü etkileyebilir arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz yani talin hayatınızdan tamamıyla çıkaramasanız dahi bir nebze olsun şöyle bir uzaklaştırmanızda kesinlikle fayda var. Bak böyle şeyler bazen hayat kurtarır. Bunu da zaten yaşayınca anlıyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun. Evet ve bu şekilde tabağınızı fincanınızı hemen geriye alarak 26 Ekim Perşembe günü niyetini arkadaşlar sizler için şöyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi ihmal etmeyin. Evet. Hadi bakalım. Hazırsanız hemen ilk kartımla başlamak istiyorum. Evet değneklerden geldi ki çok fazla sorumluluk. Çok fazla mücadele verme. Yüklerinizin çok fazla olması ve bu yüklerinizin artık belinizi bükmeye başladığını gösteriyor. Evet çok iyi bir insan olabilirsiniz. Herkese yardım etmek için bir takım davranışlar sergiliyorsunuzdur. Ama bunlar yaptığınız iyilikler sizlere yük olmamalı arkadaşlar. Burası ince bir noktası. Şöyle devam edelim bakalım kupa kraliçesi ile. Şimdi arkadaşlar kupa kraliçesi der ki çocukla ilgili uğraşları olanlar bebek bekleyen arkadaşlar bebekle müjdelenebilirsiniz bir bebek haberiyle nasiplenebilirsiniz. Çocuğunuz varsa bu çocuğun sizleri güzel bir şekilde gururlandırması. Bak ben, benim çocuğum bunu bunu yaptı. Şöyle güzel şeyler yaptı diye gururlanma çocuğunuzun sizi gururlandırması gibi bir takım durumlarınız var. Aynı zamanda bakın taşlarınızı eteğinizi eteğinizdeki taşları döktüğünüzü gösteriyor. Bir takım hayal kırıklıkları biriktirmişsiniz kendi içinizde. Hevesleriniz kırılmış, hayalleriniz suya düşmüş vaziyette. Bunları hayal kırıklıklarını üzerinizden atacağınızı gösterir. Hatta burada gelen nasip o kadar temiz bir şekilde geliyor ki sizlere bir başarı getirecek durumda olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ayağınızda temiz sularda ki bu çok güzel bir şeydir. Ayağınızın temiz sularda olması eğer bir seçenek birden fazla seçenek varsa ve kararsızsanız net bir karar vereceğinizi hayatınızla alakalı yeni bir e, böyle bir yeni bir karar yeni bir yola gireceğinizi gösterir. Ama doğru bir yola yani ayaklarınız temiz sularda olduğu için doğru bir yola girme durumunuz var. Devam edelim bir bakalım. Evet, güç kartımız geldi. Bir aslanı dahi yenebilecek bir güce sahip olma durumu var arkadaşlar. Güzel bir haber geliyor. Bu haberle beraber istediğiniz güce, istediğiniz cesarete sahip olma durumunuz var ve uzun vadeli olarak bu gücünüzü, bu cesaretinizi kararlılığınızı devam ettireceğinizi gösteriyor. Karşınızda hani korkusuz olacaksınız. Karşınızda kim olursa olsun haklıyken susma diye bir durumunuz olmayacak. Haklıyken hakkınızı savunacağınızı gösterir. Yani karşınızdaki insanlara karşı şöyle bir cesaretli yanınızı kullanacağınızı gösteriyor. Ve devam edelim bakalım değne kası geldi. Değne kası senin hayalini hedefini eline alacağını da gösterir arkadaşlar. Ama sen hedefine hayaline doğru ilerlerken bir tarafta sana destek olanlar sen bu işi yaparsın aferin çok güzel gidiyorsun diyenler varken bir tarafta da sana köstek olan insanlar olacak. Yani burada 3 kişiden bahsediyor da demek istiyorum ama 3 e, kişiden de fazla olması durumu var. Sen bu işi yapamazsın, sen bu işten ne anlarsın, hiç sana göre bir iş değil gibi. Senin moralini bozacak, senin enerjini düşürecek, kötü yorumlarda bulunacak bazı karakterler var. Özellikle de bu dönemde kimin destek, kimin sana köstek olacağını göreceğini gösteriyor. Devam edelim bakalım joker kartıyla. Evet arkadaşlar, yeni bir dönem, ikinci bir şans demektir. Yani ikinci evlilik, ikinci bir iş hayatı, ikinci bir eğitim hayatı gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda sizler bağımsızlık ve özgürlük için uğraştığınızı gösteriyor. Yapabilecek misiniz? Evet, elinizde beyaz gül var özgürlük için bir yola çıkılmış ve burada ilerlemeler var. Ama bakın burada sizi tutan birisi var. Yani sizin ilerlemenizi, özgürleşmenizi, bağımsızlaşmanızı, yeni bir hayat düzenine geçmenizi, yeni bir işe girmenizi, yeni bir evlilik yapmanızı ya da işte yeni bir eğitim hayatına başlamanızı istemeyen birilerini gösterir. Bu insanlar işte size köstek olan insanlar. Bu insanları şöyle bir bu insanlara karşı kesinlikle kendinizi koruyun. Evet, bir kalp kırıklığı geldi. İhanet, yalan, dolan, aldatılma, iftiralara maruz kalma ve kalpten bir gözyaşının dökülmesi durumu var arkadaşlar. Siz burada birden fazla yani birden fazla Durum için kalpten bir gözyaşı döküyorsunuz. Hani bazen deriz ya hayat bize ağır geliyor. Şu anda hayat size gerçekten ciddi anlamda ağır geliyor olabilir. Hayat şartlarınız zorlaşabilir. Aslında hayat şartlarınızda sıkıntı yok demektir bu. Bu nedir biliyor musunuz? Kalbinizle alakalı duygusal olarak bir takım durumlar zor durumlar yaşandığı için... Hayat size daha büyük e, zormuş gibi, sıkıntılıymış gibi, işte bu hayatta hiç yüzümde gülmedi gibi geliyor. Neden? Çünkü sizin yaranız kalpte. Akılda olan yaralar böyle hissettirmez arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ve şöyle devam edelim. Tılsım onlusuyla. Evet eliniz çok açık yemeyip yediriyorsunuz içmeyi pişiriyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Aynı zamanda da arkadaşlar sadık bir dost arayışı içindesiniz. Şöyle bir e, içimden geçenleri rahatlıkla anlatabileceğim sırrımı verdiğimde kimseyle paylaşmayacak birisini arar vaziyette görünüyorsunuz. Şu anda arkadaşlar aslında hayatınızda Sizlere arkadaşlık, dostluk yapabilecek bir karakter olduğunu gösteriyor. Bu kişiyle biraz daha yakınlaşmalar yaşanabilir bu dönemde. Evet, maddi olarak bir dengesizlik var. Maddi olarak inişlerin, çıkışların olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sizin hayatınızla alakalı da bir takım inişlerin, çıkışların olduğunu gösteriyor. Bak gelir gider dengesizliği demiştim yaz ya önce fincanınızda. Şu anda tam da aynı durum var arkadaşlar. Geliriniz azdır. Buna göre yani örnek veriyorum tamamen. Geliriniz azdır. Buna göre harcama yapmanız gerekiyordur. Ama siz fazla harcama yapmışsınızdır. Gibi düşünün. Burada gelir gider dengesine özellikle kasım ayına girmeden önce biraz daha dengelemeye dikkat etmeniz lazım. Hayatınızda da bazı düzensizliklere maruz kalmış görünüyorsunuz. İnişler çıkışlar var. Siz hayatınızı dengeye sokmak için uğraşırken birileri ki bu köstek olanlardan çok rahatlıkla bahsedebilirim. Çünkü bunlar size ciddi bir takım acılar verir vaziyette önünüze engeller koyar vaziyette. Bu insanları çok da hayatınızda tutmayın. Şöyle bir devam edelim. Mahkeme kartı. Bakın arkadaşlar gerçek bir mahkeme resmi böyle adliyede bir mahkeme sürecinden geçiyorsanız burada arkadaşlar bu mahkemeyle alakalı bir takım gelişmelerin olacağını bu mahkemede sizin bilmediklerinizin olduğunu ve bu bilinmeyenler açığa çıktığında sizin hem şaşırıp aslında sizin iyiliğinize çıkacak bir takım e, gerçekler var ortaya bunu da söyleyeyim. Ama şaşıracaksınız yani şimdiye kadar neden saklandı şimdiye kadar neden benim haberim yok şimdiye kadar neden ben bilmiyorum diye birilerine hesap sorabilirsiniz. Neden benden sakladınız diye birlerine hesapta sorabilirsiniz. Gerçek bir mahkeme sürecin pardon. Şimdi şunu açıklayacağım. Kendi içinizde bir mahkeme sürecinden geçiyorsanız, o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu yaptı, o da zamanında böyle davranmıştı gibi kendinize böyle nasıl desem. Ee, işkence ettiğiniz bir mahkeme görüyorsanız kendi içinizde lütfen burada kendi içinizde suçluyu suçsuzu haklıyı haksızı bir kenara bırakın ve arkadaşlar şöyle bir o mahkemeyi içinizde sonlandırın ve hemen son kartımı almak istiyorum kule kartından geldi evet arkadaşlar kule kartı ne diyor? Bir haber alacaksın. Bu habere ciddi anlamda çok şaşıracaksın. Hiç beklenmedik yerden gelecek bir haber olduğunu gösteriyor. Bu haber karşısında bir şey yapmak isteyeceksin ama e, yapmak istediğin şeyi yapamayabilirsin. Çünkü şaşıracaksın. Ben şimdi ne yapabilirim? Benim elimden bir şey gelmez ki gibi böyle düşüncelerin olabilir. Ama aynı zamanda da Böyle senin etrafında nankörlük mü desem böyle hani şu da şunu yapmaz deriz de tam da o kişi onu yapmış olur ya e, tam da böyle bir durum. Hiç beklemediğiniz bir insandan hiç beklemediğiniz bir şeyi yaptığını göreceksiniz duyacaksınız şaşıracaksınız. Ama olay gerçekleştiği için sizin elinizden bir şey gelip de açıkçası bir şey yapamayacaksınız. Bu öyle de arkadaşlar. Şöyle perşembe gününe niyet olan açılımımızı bitirmiş olalım. Lütfen açılımda size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın, gitsin. Özellikle yeni gelen arkadaşlar varsa lütfen emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.